Sen ülkenin sınırlarını korumazsan bu kadar emek, bu kadar silah hepsi boşa gidecek. 7. kez gönderdilerse 8'i de göndersinler. 2 yıl değil 5 yıl da uzamalı, 10 yıl da uzamalı, 20 yıl da uzamalı. CHP neden karşı geliyor onu bilmiyorum. Yeter artık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'a asker gönderme etkisi ilk kez 2 yıl olmak üzere 7. kez uzatıldı. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına bu konuda ne düşündüklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. 2 yıl değil 5 yıl da uzamalı, 10 yıl da uzamalı, 20 yıl da uzamalı. Yani bizim orada olmamız şart. Yani orada bir devletin kurulmasını engelliyoruz aslında biz ve ileride sınırlarımızı genişletebileceğimiz bir yer olacak orası. Yani kesinlikle uzamalı. Uzaması da lazım yani. Askerimiz orada görevini icra ediyor. Herhangi dışarıdan gelebilecek, kaynaklanabilecek bir şeyi engelleyecek bize. Sınırlarımıza yapılacak herhangi bir saldırıyı engellememiz lazım. Çünkü orada ateş var biliyorsunuz. Ateş yani orası çok sıkıntılı bir bölge. Orta Doğu'nun kapısı bize de ulaşacak o. Ulaşmaması için yani sıkıntı orası. 7. kez gönderdilerse 8'i de göndersinler. Evet aynen söylüyorum. CHP neden karşı geliyor onu bilmiyorum. Doğru buluyor musunuz? Neyi? Asker gönder. Evet doğru buluyorum. Tamam. Gönderdiler çok doğru. Tamam teşekkürler. Kim koruyacak? Değil mi? Teşekkür. Gayet olumlu bir yaklaşım. Yani sen ülkenin sınırlarını korumazsan bu kadar emek, bu kadar silah hepsi boşa gidecek. Yani Türkiye ciddi anlamda bu konuda Suriyelilerin geri döndürülmesi için, ülkemizden çıkarılması için insanlar ne yapıyor? Her gün bir Suriyeli muhabbeti. Bunun önüne geçmek için ne yapmamız lazım? Oraları temizlememiz lazım. Yani devlet bunu yapıyor. Hem terör önlüyor hem de yurtlarından ayrılan Suriyelileri geri gönderme projesidir bu. Bence az bile 2 yıl. Bence gönderilmez. Neden? Daha fazla acı. Neden peki? Daha çok şehit olmasın. Yeter artık. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve bakanları yetkili artık Türkiye Cumhuriyeti sorunlarına baksınlar. Daha fazla acı ve şehit görmek istemiyoruz, yaşamak istemiyoruz. Ben gayet olumlu görüyorum. Uzatılması gerekiyor. Hükümetimiz ne gerekiyorsa yapıyor. Biz arkasındayız. Hükümetin almış olduğu bir karar. Tezkere konusunda tam bilgiye sahip değilim ama yerinde bir karar bence. Yani en azından orada olan gelişmeler hakkında bizim ülkemizde ilgilenilen bir karar. Yani orada o terör örgütleri olsun, herhangi bir koridor veya herhangi bir şey oluşturmaya çalışıyorlar. Bu bizim ülkemizle alakadar eden bir şey. Ki yani biz orada olmasak bunun uzantısı bize kadar gelecek Türkiye'ye. Doğru mu? Yani bununla ilgili hükümetin doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Çok güzel oldu. Doğru yapıldığını düşünüyorum. Çünkü oraya gitmemiz gerekiyorsa büyüklerin bir bildiği vardır. Gitmek için de tezkereyi sunmuşlar. Onun için de milli bir mesele olarak düşünüldüğü için ben çok olumlu düşünüyorum.